Mutlu günler sevgili izleyenler. Günün önemli gelişmelerin yer aldığı ana haber bülteninde sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, AK Parti Aralık ayı danışma kurulu toplantısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yusuf Tekin, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Denizli Milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. İlan edeceğim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı toplantının düzenlendiği salonda AK Parti milletvekilleri Nihat Zeybekçi, Mehmet Yüksel, Bilal Uçar, Nurcan Dalbudak, Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan ve birçok partili karşıladı. Önümüzdeki danışmaya kadar inşallah performanslarını artırıp birinci sıralara yerleşmesini diliyorum. Toplantı salonunda konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti'nin 10 yıl önce iktidara gelmeden önce inananların az olduğu ama tedirginliğin çok olduğu bir ortamdan bugünlere kadar geldik. Enkaz edebiyatı yapmadık. Kendi ülkelerinden ayrılmak isteyen insanların sayısı fazlaydı. Biz doğru yaptığımız için daha da güçlendik dedi. Bize oy vermiş olmasına rağmen inananların sayısının az olduğu, bir tedirginliğin söz konusu olduğu, acaba bu iktidarı da yakalayamazsa bundan sonra Türkiye'nin hali nice olur dendiği bir ortamdaydık. Ekonomik açıdan, idari açıdan, sosyal açıdan çok farklı bir ülkeydi. Biz enkaz edebiyatı yapmamak adına bunları konuşmadıkça bazı insanların bunu istismar ettiğini gördük. Ve o zaman anketler farklı konularda yapılıyordu. Elinize fırsat gelse bu ülkeden ayrılmak ister misiniz sorusuna, kendi ülkenizden, bu sevdiğimiz ülkeden ayrılmak ister misiniz diye sorulan sorulara %68'ler civarında evet diyen bir ülkedeydik. Ve o zaman yalnızca sayıya tahvil edilmiş şekliyle bu ülkedeki seçmenlerimizin üçte biri AK Parti dedi. Zaman geçti, doğru yapanların güçlendiği, yanlış yapanların daha da zayıfladığı bir ortam yakalandı Türkiye'de. Ve AK Parti diyenlerin sayısı seçmenlerimizin arasında her iki insanımızdan bir tanesi dedi. Ama bizim için hala hedef her iki insanımızdan diğerinin oy vermediği bir alan. Hem kendi gücümüzü doğrularla yakalayacağız ve koruyacağız, hem de diğer insanlarımızın gönlüne hitap edeceğiz. Çünkü her insanın mutlaka hitap edilebilecek bir yanı vardır. Ama mutlaka. Şu anda her ne kadar oya tahvil edilmemiş olsa bile, zihinlerde, beyinlerde, gönüllerde ve vicdanlarda ya ben AK Parti'ye oy vermedim ama ya bu arkadaşlar da iyi yapıyor diyenlerin sayısı şu anda %73'lerde arkadaşlar. Bu şu açıdan önemli. Bazen her yaptığınız iş oya tahvil olmayabilir. Bunu somut olarak elle tutamayabilirsiniz. Ama inanın ki bunu söyleyen muhalefetten arkadaşlarımız var. Şu anda resmi görevlerde bulunan arkadaşlarımız var. Ben AK Parti'ye oy vermedim. Bundan sonraki seçimde de vermeyi düşünmüyorum. Ama bir şeye inanıyorum. Bu ülkeyi sizler iyi yönetiyorsunuz. Bizlerse bir işin nasıl olmayacağını genelde tarif ediyoruz. O yüzden yolunuz açık olsun diyenler var arkadaşlar. Ben buna şahit oldum. Peki ne oldu bu arada? Yani ekonomi yerlerde serilmişken, biraz önce söylendi, topladığımız vergilerin hepsi faizi ödemiyorken, onun için artı daha borçlanıyorken ne oldu? Ya bir gömü mü bulduk biz? Bir yerde bir define mi bulduk? Halkı buldunuz bakalım. En önemli, evet, halkımızı ve bu inanan kardeşlerimi davasına, ülkesine, bu performansa inanan kardeşlerimizi ve Sayın Başbakanımızı Recep Tayyip Erdoğan'a bulduk. Bu çok önemli bir noktadır.